inanamazsınız girişle bindik. Araç şu anda aslında bir nevi çalışıyor. Start ve stop tuşumuz dijital. Alt ekranda dijital. Aracı mesela durduralım şu anda. Şu an off araç. Okay. Artık teknolojik şey gibi. İster buraya basarak yapabilirsiniz. İster frene basın. Çalışıyor. Çalışıyor, evet. Çekip bir daha basarsınız. Evet, şu an araç çalışıyor. Çalışıyor şu an. Evet. Normal vites kolumuz klasik vites kolu. Evet. Aracın tasarımı olarak. Evet, şu anda drive aldı zaten. Orada da görüyorsunuz. Evet, devam şu an devam edebilirsiniz. Evet. Freni zaten. Freni zaten otomatik bir şekilde kaldı. Büyük bir tasarıma sahip, geniş iş hacim ve tabii ki dışarıdan da heybetli bir görünüme sahip. 5.2 metre boyunda. Muadili bu boyutlarda elektrikli bir araç yok. Yine kaç tane araç var Türkiye'de bu anlamda? Türkiye'de şu anda ilk etapta 10 adet, geldi kullanım ilk için. Araçlarımız. Şu anda 8 adedi kullanım yollara için. Çıktı. Bir uygulama var. Güzel bir uygulama. Onu buraya yükleyebiliyor muyuz? Onu bu tarafa yükleyebiliyoruz. Yükleyebiliyor muyuz? Evet, Carbit diye bir uygulamamız var. Burada oturan yolcu telefonunu o uygulama üzerinden direkt buraya yansıtabiliyor. Bahsettiğim şey bu. Benim bahsettiğim şu uygulamanın özelliği şu anda hep marketlerde. Bu uygulama sayesinde telefonu kullanmak istemiyorum. O uygulamayla ben nerede şarj edeceğimi, nerede aracı park edeceğimi, hangi parkların uygun olup olmadığını bu gibi şeyleri gördüm. Ama da şöyle, araç tabii Çin bazlı yapıldığı için kendi ülkesinde bazı bu dediğiniz şeylerin imkan sağlama durumu var. Evet. Fakat daha Avrupa ve yani özellikle şimdi Türkiye'ye yeni geldiğimiz, evet biliyorum bu arada. Şunu görebiliyor musunuz? Onu şu anda yani yansıtarak, televizyon, telefon ekranını yansıtarak görebiliriz. Bu şirketle siz anlaşıp burada bu uygulamayı gösterirseniz kullanıcı. Olabilir, tabii ki, tabii ki. Onun dışında dediğim gibi aklınıza gelebilecek her şey araçta mevcut. Hem bir sipariş verebiliyor musunuz bu araçtan? İbrahim Bey birer tane birer sipariş tane verecek. Renk seçeneklerimiz şu anda siyah, beyaz, gri. Bu araçta gördüğünüz gri de öyle. Gri'nin üstü beyaz olan bu araçtaki gibi ve üstü ya da siyah olan Manarası versiyonumuz var. Evet. Çok kalın. Bu büyük yani, bir arka aksı yok yani üstelik. Yani arka aksı olmayan bir araca göre bile. Karşı buradan. Evet. Evet. Ya normalde çok hantal bir araç gözüküyor dışarıda. Hiç öyle değil. Tam tersine. Yani motor özelliklerinden bahsetmek gerekirse zaten 551 beygir gücünde ve 750 Nm torka sahip. Çift motor, hem ön aksa hem arka aksa olmak üzere çift motora sahip. 0-100 hızlanması 4.9 saniye ve çok ağır bir araçtan bahsediyoruz. 2.7 ton. Başkanım Honchi, aracını denediniz. Neler söylemek istersiniz? Ben gerçekten muazzam buldum. Çok keyifli. Hacimli olmasına, büyük olmasına rağmen manevra kabiliyeti, güvenlik anlamındaki altyapısı çok keyif aldım. Çok iyi bir araç. Hem aileler için çok güvenli olduğunu düşünüyorum. Hem de makam aracı olarak çok rahat kullanılabilecek bir araç. Peki başkanım, etkinliği de gezdiniz. Neler söylemek istersiniz etkinlik hakkında? Etkinlik beni çok heyecanlandırdı. Bir sonraki etkinliğin çok daha yoğun olacağına düşünüyorum ve burada birçok marka modelin elektrikli aracıyla karşılaştık. Bunları deneyimliyor. Nihai tüketici de burada deneyimlemesi çok kıymetli. Tabii fuarlara alışkınız ama bu şekilde araca binip aracı kullanmak apayrı bir keyif. Daha iyi anlıyorsunuz aracı. Çok güzel bir etkinlik. Tabii devamı da olacak. Özet olarak elektrikli araçlar geleceğimiz diyebilir miyiz? Evet, elektrikli araçlar geldik artık, yani bunun şeyi yok. Çok yakın zamanda içten yanmalı motorlar olmayacak hayatımızda. Batarya teknolojileri çok gelişti. Biliyorsunuz en büyük problem elektrikli araçlarda
şarj problemi. Uzun süre içerisinde bekleyip şarj etmek nihayet tüketici çok rahatsız ediyor. Çünkü en değerli şey vakit, zaman. Bunun için de çok ciddi girişimlerde bulundular. Artık bu teknolojiler de çok yakın zamanda hayatımıza girecek. Ve biz bir elektrikli aracın artık uzun süre şarj etmesiyle maruz kalmayacağız. 10 dakika, 15 dakika çok daha kısa sürede aracımızı şarj edip 500-600 kilometre yol yapabileceğiz. Başkanım çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Cem Bey, siz neler söylemek istersiniz araçla ilgili? Aracımızda yani söylemek istediğim aslında en önemli şey iddialı bir araç olduğu. Donanım seviyesi olarak premium sınıfta hem güvenlik hem de teknik açıdan en üst teknolojiyi kullanan, altyapısında kullanan bir araç. Türkiye pazarında da talep çok fazla şu anda. Yıl sonu ve önümüzdeki yıl itibariyle taleplerimiz yani hem fazla olduğu için siparişlerimiz de aynı şekilde yükseliyor. Tabii ki hani genel kanı araç üzerindeki vergi yükü biraz fazla olmasına rağmen bu sınıfta, bu seviyede araçlar içerisinde tercih edilebilir bir fiyat grubunda. Çünkü muadili, içten yanmalı motorlu bir muadili çok daha yüksek fiyatlara sahip olurken, özellikle günümüzde ve geleceğe yönelik elektrikli olmasından kaynaklı bu fiyat grubunda ilk tercih edilecek otomobillerden biri olacak. Daha etkinliğin ilk saatlerindeyiz ama aracınız yoğun ilgi görüyor. Siz neler söylemek istersiniz etkinlik hakkında? Bundan dolayı çok mutluyuz. Türk insanının, özellikle otomobile meraklı olan halkımızdan böyle destek ve talep görmek çok hoşumuza gidiyor açıkçası. Sadece kendi markamız bazında değil, diğer markalara da ilginin çok olduğunu düşünüyorum. Elektrikli, başkanımın söylediği gibi elektrikli araçlara olan ilgi artacak. Altyapılar gelişecek. Bunun için fuar öncesinde konferansta da kişilerin söylediği gibi altyapılar geliştikçe, insanlar bu konuda daha fazla bilgi sahibi oldukça umarım bu konuda Türkiye'de iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz Cem Bey. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.